İşte tabii Maldivler demek masmavi turkuaz renkli sular demek. Bol bol bu sularda zaman geçirmek lazım. 24 saat boyunca bu sulara hani akşamları da girilse biz gireriz inanın. Ve işte gün batımında da bu güzelliği kaçırmıyoruz. Evet, dalışımızı yaptık. Dalıştan sonra da yapılması gereken en güzel aktivitelerden biri bu su altı güzelliğini, bu su altı zenginliğini canlı canlı böyle balık tutarak görmek. Maldivler'de pırıl pırıl sulara doyum olmuyor. 24 saat boyunca insan bu serin turkuaz sularda kalsa da kesinlikle sıkılmaz. Biz de doya doya okyanusun tadını çıkaranlardan olduk. Baksanıza şu güzelliğe, bu suların hiçbir tonunu biz de kaçırmamak için kameramızı hiç elimizden düşürmedik. Kaptanımız adamıza yaklaşık 15 dakikalık mesafede bulunan balığı bol bir yere getirdi bizi. Gemi seyahatimiz de oldukça keyifli geçiyor. Yakupcan rüzgara karşı geminin tadına varıyor. Vardığımız anda bizi karşılayanlar da köpek balıkları oluyor. Ne, kuyruğuna mı? Evet, dokunacağım ya. Dokunacağım ben buna. Gel buraya. Ya inanılır gibi değil gerçekten. Tuncay hocamla birlikte bu keyfi yaşıyoruz. Hocam teşekkür ederiz. Yani ben böyle bir şey görmedim. Akvaryumlarda görüyorduk. Böyle, evet, yani akvaryumda biz bu kadar büyüğünü de görmedik. İşte bunlar Hint Okyanusu'nun. Ah! Evet, koyduk işte. Şu an palamut koyduk. Batımında balık tutmanın dışında köpek balıklarını da elle besleme imkanı var. Okey. Ay! Wow! Kaptı, affetmedi ya. İşte bu doğanın kanunu. Doğanın kanunu, gördünüz mü? Evet. Evet, gösteriyor Yakupcan bize köpek balıklarını. Evet, köpek balığı o. Hani sen diyordun ya, ham ham yapıyordun ya, işte o köpek balığı buradalar. Hint Okyanusu'nun sakinlerine konuk olunca onlar da kendilerini hemen gösterdiler bize. Her gün aynı saatte tekneyi görür görmez yemlerini almaya geliyorlar bu balıklar. Bunlar hemşire köpek balıkları. Ne? Genel hemşire köpek. Hemşire ha, ya şey, o zaman derdimize derman oluyorlar. Evet, bunlar derdimize derman. Bunlar genellikle hem suyun altında, dipte küçük kabukluları yiyorlar. İnsan yemezler diyorsunuz. Hayır, bunlar çok zararsız hayvanlar. Çok insana, cana yakın. Aslında biraz da utangaçlar. Utangaçlar mı? Evet. Allah Allah. Evet. Çok... Biz genellikle karakterlerini analiz etmişsin. Evet. biz genellikle burada gece dalışları yapıyoruz. Gece dalışı ne kadar muhteşem olur hocam. Evet, çok güzel olur. Bir yandan oltalar dağıtıldı. Dünyanın dört bir yanından gelen turistler burada işte balık tutma keyfini yaşıyorlar. Bizim adımıza da Kaptan Bey oltayı attı. Biz birazcık da hani torpilli olalım dedik. Kaptan Bey bizim için atsın. Güzel balık gelirse hemen akşam o balığı pişirip yiyelim diye. İşte bir yandan turistler balık tutuyorlar gün batımında. Bir yandan da böyle köpek balıklarını besliyoruz. Gerçekten unutulmaz yani. Ama Yakupcan tabii köpek balıklarını beslemek istiyor. Ya inanılmaz, çevremizi işte Jaws'lar sardı. Jaws. Yapayım mıyım? Teknemizin dört bir yanını işte bu köpek balıkları sardı. İnanılmaz dakikalar yaşıyoruz. Harika! İşte bizim için balık tutan kaptanımız bize harika sarı lacivert bir balık tuttu. Biz zaten Fenerbahçeliyiz. Bütün Fenerbahçe'ye, bütün Fenerbahçe camiasına gelsin o zaman. Bu balık yenmeye kıyılmaz. Vallahi ya, renge bak ya, sarı lacivert ya. Fenerli misin balık? Gözleri bile sarı lacivert vallahi balığı. Kameram seyirecek. Görünen o ki akşam yemeklerimiz hazır. Balıklarımızı tutuyoruz. Şanslıyız. Bu güzel tur yaklaşık 2 saat sürüyor. Tam gün batımı vaktinde unutulmaz dakikalar yaşanıyor.
Maldivler'de işte bu renkli balıklar bol bol takılıyor oltuya. Bizim Yakupcan bile tuttu. Saatlerce süren balık tutma keyfi herkese unutulmaz dakikalar yaşatıyor. Evet, inanılır gibi değil. Hocam bu balığın adı ne? Bu snapper. Aslında tuna. Bunlar tuna. Of, ton balığı bayılırım. Bu akşam ton balığı var ziyafette. Jackfish. Jackfish olarak da geçiyor. Hemen turistlere de soralım bakalım neler hissediyorlar. Now what do you feel? Did you see fish like this before? Did you go fishing before like this? Okay. Evet, onlar şu anda şok olmuş durumdalar. Belki de hiç böyle balığa gitmediler, böyle balık tutmadılar. İşte görüyorsunuz biz de çok şaşırdık. Ve bu akşamki artık siftah tamam. Biz karnımızı doyurduk yani. Evet, 3 tane balığımız var. İkisi Fenerbahçeli, bir tanesi Jack balığı, gümüş. Bu da Beşiktaşlı, evet. Bu da Beşiktaş camiasına, tüm Beşiktaşlara gelsin. Sarı kırmızı balık tutar mıyız bilmiyorum. Köpek balığı var burada da. En azından aslan, hani böyle vahşi büyük hayvan. Ormanların kralı, biz de okyanusların kralı köpek balığını o zaman Galatasaraylara armağan ediyoruz. Galatasaray camiasına da bu dev, sevimli köpek balıkları gelsin. Evet, ne oldu? Balık heyecan. Bayağı heyecanlı bu iş. Evet, çok heyecan, evet, heyecan Doruk'ta. Oltaya balık geldi mi, gelmedi mi derken tüm teknedekiler bir bir tuttular balıklarını. Bir gün batımının bu kadar güzel olabileceği kimin aklına gelebilirdi ki? İşte şimdi Yakupcan'la beraber hemen koşarak plaja geldik. Okyanustan tuttuğumuz taze taze balıkları hemen arkamızdaki mangalda pişirttireceğiz. Balık. Evet, biraz önce rengarenk balıklar tuttuk. Yakupcan da sarı kırmızı balığını aldı geldi. Ben dedi bu balığımı yiyeceğim dedi. Çocuk da haksız değil tabii. Okyanusun ortasındayız. Burada yenilecek en güzel şeyler arasında pek tabii deniz ürünleri bulunuyor. Hem de envai çeşit. Ne isterseniz var. Boy boy yengeçler, boy boy istakozlar, değişik değişik rengarenk birbirinden güzel balıklar, midyeler ve ben de adını bilmediğim bir sürü böyle güzel su canlısı deniz ürünü işte Maldivlerin ortasındaki bu güzel adada yenilebiliyor. Şöyle hemen sizi mangalımızın yanına doğru götürüyorum. Yakupcan, alalım balığımızı bebeğim. Dur. Abiye ver onu. Abiye ver. Aferin sana. Yes. For yes. Evet. Now we will cook. İşte buranın en güzel özelliği ne biliyor musunuz? Kendin pişir kendin ye gibi. Biz balığımızı tuttuk, getirdik, biz görevimizi tamamladık. Ustamıza verdik. Ustamız da şimdi bizim için görüyorsunuz. Balığımızı bir güzel pişiriyor. Ben gerçekten çok heyecanlıyım. Buradaki deniz ürünlerini yemek için, omega 3'leri vücuduma depolamak için. Ve Yakupcan da çok heyecanlı. Birazdan bu güzel balığımız pişecek ve biz bunu afiyetle yiyeceğiz. Tabii gün batımında olması buranın en büyük özelliği. İşte günü batırdık, balığımızı aldık geldik ve of, mangalda balık yiyeceğiz.